az önce açıklandı. Aile Bakanlığı yaşı 18'den büyük olanlara tam 3420 TL nakit desteği ödeyecek. Her ay ödeme almak için başvurular açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara düzenli destek ödemelerine devam ediyor. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan ödemelerden biri de işe yönlendirme yardımı. İş arayan birçok vatandaş bu sayede daha rahat koşullarda iş bulma imkanına sahip oluyor. Üstelik Aile Bakanlığı işe yönlendirme yardımı Temmuz ayında zamlı olarak ödenecek. Az önce açıklama yapıldı, başvuru yapanlara iş bulana kadar her ay düzenli ödeme var, 18 yaş üstü olanlar bu fırsatı sakın kaçırmasın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika duyurusu yaptı. Vatandaşlara her ay düzenli sosyal yardım ve destek ödemesi sağlayan Aile Bakanlığı, işe yönlendirme yardımı ile de destek olmaya devam ediyor. Bakanlığın sağladığı yardımlar belirli şartlar doğrultusunda veriliyor. Şartlar arasında yaş, özel durum, gelir durumu gibi birçok farklı değişken seçenek olabiliyor. Aile Bakanlığı'nın işe yol yönlendirme yardımı ise iş arayanlara sağlanıyor. Yani İşkur'a kayıtlı işsiz olma şartı bulunuyor. Bakanlık tarafından aranan bu şartı taşıyanlar doğrudan E-Devlet üzerinden başvuru yaparak yardım ödemesi alabiliyor. Üstelik Temmuz ayı iş bulma yardımı zamlı olarak yatacak. Aile Bakanlığı son dakika ödeme detayları haberimizde. Aile Bakanlığı işe yönlendirme yardımı arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iş arayan vatandaşlara sağlanan aile yardımı yılda maksimum 3 defa veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan yardımlar asgari ücrete endeksli olarak bağlanıyor. Temmuz ayında asgari ücreti zammı yapılması ile birlikte aile yardımı miktarı da 1140 TL'ye ulaştı. Yani yılda 3 kez verilecek olan yardım miktarı 3420 TL olarak belirlendi. Başvurular SİDEV'lerden ve E-Devlet'ten. Aile Bakanlığı'nın sağladığı işe yönlendirme yardımı için başvuru işlemleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ya da E-Devlet aracılığıyla yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlara ödemeler PTT üzerinden veriliyor. Sosyal yardım başvurusu olumlu sonuçlarını anlatan dersler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek ya da PTT ATM'leri üzerinden ödeme alabiliyor. Ancak ATM'den ödeme almak için PTT kartına sahip olmak gerekiyor. PTT kartı bulunanlar sıra beklemeden doğrudan ATM'den işe yönlendirme yardımı parası alma şansına sahip oluyor.